Koşu Kavaktur sunar. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Şu an Osmanlı'nın Boğdan bölgesi, Bucak bölgesi, Eflak bölgelerindeyiz. Ve Boğdan, Bucak'ta ve bugünkü Moldova'nın başkenti Kişinev'den yola çıkacağız. Ağaçların arkasında 2. Dünya Savaşı kahramanı Katowski'nin heykelini görmekteyiz. Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Burası Moldova. Bir zamanlar Osmanlı'nın Boğdan, Besarabya ve Bucak bölgesi olarak bildiğimiz ve yüzlerce yıl Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Moldova'ya geldik. Ve Moldova'da bugün 3 devlet diyebileceğimiz devletçikler var. Başkent Kişinev, Moldova'nın başkenti. Komrat, Gagauz Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti ve bir başka devlet var. O da Bender Kalesi yakınlarında Transilvanya, Rusya'ya bağlı bir devlet. Evet, Devre Alem, Kişinev'de, Moldova'da. Hocam nedir bulunduğumuz coğrafya, söz sizi? Burası Osmanlı coğrafyasında Boğdan olarak geçen, Romanya'yı oluşturan birimlerden birinin kuzey kısmı, Prut'un kuzeyinde kalan kısmı. Eskiden ismi de Besarabya'ymış. Besarab çok ünlü bir kuman komutanıdır ve burada birliği oluşturarak ilk olarak bir kabileler birliği oluşturulmuştur. Daha sonra bu ülkeyi ve hakimiyet kuran büyük Ştefan, her tarafta heykellerini görüyoruz. Bu ülkenin temellerini atan kişi olarak adlandırılmakta. Sonra aşağıdaki Eflak dediğimiz bölge ve Macaristan'dan gelen Erder'le birleşerek Romanya'yı 1800'lerden sonra oluşturulmuştur. Bu bölgede yoğun olarak Karadeniz'in kuzeyinden gelen Türk boylarının izlerini göreceğiz. Bunlardan en önemlisi biraz sonra ilerleyeceğimiz Komrat'ta Gagavuz Türkleri, ki bunlar aslında kuzeyden değil Anadolu'dan gelmişlerdir. Ülkenin geneline baktığınızda diğer Dobruca bölgesinden farklı olarak dağlık bir bölge. Üzüm bağlarını, elmaları gördük. Benim dikkatimi çeken çok önemli bir şey ise, sınırdan girdiğimizden itibaren her köyde evlerin üstünde ufak ufak çıkıntılar vardı, mızrak ucuna benzeyen. Ama her köyde farklı farklı semboller gördük. Acaba bunlar eskiden kalan kabilelerin her birinin sembolü müydü? Bunu bir etnografik çalışmayla incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Burada çok güzel yeşil ağaçlar, bol sulak bir bölgeyi görmekteyiz. En fazla Türk yatırımcıların olduğu alan olarak adlandırılıyor Balkanlar'da. Bu bölge rehberimizden öğrendiğimiz üzere. Burası bir mozaik gibi. Aslına baktığınızda Tuna'nın delta yaparak aşağı Karadeniz'e aktığı, o yüzden aşağı deniliyor çıktığı bölge,
Aşağı Tuna Deltası, Dobruca, Dobriç'ten geliyor ismi de biliyorsunuz. O da bir başka hükümdar, kavim hükümdarı ile burada Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki bölge aynı Trans-Kafkasya gibi bir mozaikler zincirinden oluşuyor. O yüzden tek bir baza oturtmak, tek bir halka mal etmek son derece zor. Ülkenin kuruluşunda ise buranın Roma İmparatorluğu lejyonerleri tarafından ilk iskan edildiği hikayesinden çıkarak Frankofon bir ülke olması dolayısıyla oranın kültürünün ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama gerisine baktığınızda etnografik olarak ve folklorik zenginlik olarak fevkalade zengin bir coğrafyada yer alıyoruz. Ayrıntılarıyla incelemeye değer hoş bir memleketteyiz. Değerli dostumuzun katkılarıyla bu mücadeleyi veriyoruz. Buralardayız. Koşu Kavak Turizm'in sahibi değerli dostum Rifat Yakuboğlu. Kişinev'deyiz. Birkaç cümle söyler misiniz? Neler söylersiniz? Evet, Kişinev Moldova'nın başkenti. Tabii bir başkent neticede. Sabahtan beri geziyoruz geniş caddeleriyle ve muhteşem parklarıyla bizleri bekliyor. Birçok savaşlar, mücadeleler gördü buralar. Son dönemde Rus mezalimini yaşadı ve Ruslar bu bölgeyi işgal ettiler. Daha önce de birçok işgaller gören Kişinev'deyiz, Moldova'dayız. Gagavuzya, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlettir. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar, Oğuz Türk'ü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök Oğuz'dan türediği düşünülmektedir. Şimdi önünde durduğumuz Stefan Mare, yani Büyük Stefan, bu ülkenin yani Boğda'nın kurucusu. Gördüğünüz gibi Fatih zamanından kaynaklanan bir şey. Elindeki kılıç da buradaki kiliselerde saklanan, Osmanlı gelince İstanbul'a götürülen kilise. Biz bu kılıcı sonra restore ettirerek Roman hükümetine verdik. Bu Romanya'nın birliğinin ilk atıldığı zamanları simgelemekte olan bir şeydir. Bir kültürel anlaşma çerçevesinde kendilerine iade edilmiştir. Böylece onlara da aramızda bir dostluk köprüsü oluşturması planlanmıştır. Evet, gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız değerli izleyenlerimiz. Moldova'dayız. Osmanlı'nın Boğdan, Bocak, Besarabya bölgesindeyiz. Burası Gagavuzya. Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bir cumhuriyet. Moldova Devleti'ne bağlı özerk bir cumhuriyet. Gagavuzlar, Gök Oğuzlar veya Kuman Türkleri, ama ne dersek diyelim burada bir topluluk var ve bunlar hemen hemen Doğu Karadeniz şivesiyle, Çepni şivesiyle konuşuyorlar ve biz bu özerk cumhuriyete geldik, Moldova'ya geldik ve Gagavuz özerk cumhuriyetinin girişindeki tabelanın önündeyiz. Kimdir Gagavuzlar, ne yaparlar, nedirler ve adım adım gezerek Türk televizyonları içerisinde ilk kez farklı bir şekilde ekranlara getireceğiz. Gagavuzların memleketindeyiz. Gök Oğuzların, Çepnilerin diyebileceğimiz ve Hristiyan Türkmenler bunlar kimlerdir, nelerdir araştıracağız. Paul Witte'ye göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. İzzettin Keykavus ile bağlantılıdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden ayrılan ve 1990-1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyeti'ne katılan devlettir. Bay bay. Bay bay. Gagavuzca nasıl söyleniyor? Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Bay bay nedir? Ya. Bay bay nedir? Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Give me five. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcak. Sağlıcakla.
Gagavuz? Gagavuz. Annem Gagavuz ya. Gagavuz. Gittim İstanbul'a da durdum 4 ay. Komrat'ı anlat bana Komrat. Komrat'ta yaşıyorum. Durarım burada. Duruyorsun. Ne istersin? Ben temizlik yapayım gor içinde. Gor içinde temizlik yapıyorsun. De. Komrat'ın kaç köyü var? Komrat var çok. Çok köyü var. Var ne çok. Ne işlersiniz köylerden? Köylerde kim ne için nasıl işler? Ne yaparlar? Çobanlık? Çobanlık, kırda da kazırlar, semaçka, popşoyun içi demek hepsi. Değerli izleyenlerimiz, Komrat'tayız. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti, Gagavuzların başkenti Moldova içerisinde. İçeride Özerk, dışarıda Moldova'ya bağlı bir cumhuriyet ve başkent Komrat'ta Türkçe konuşuyor insanlar. Kalın selametle diyorlar ve Türkçe'de bir kafe gördük burada, Kafe Türk diye. Evet, Komrat'taki gezimiz devam ediyor ve Komrat'ın en merkezi noktasında bu kilise bulunuyor. Ve bildiğiniz gibi Hristiyan Türkler ve Osmanlı öncesi buraya gelip yerleşen Türk boyları bunlar. Ve şu an Komrat'tayız. Gezimiz devam ediyor. Size Komrat'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Geniş bir park ama ilginç bir yazıya da burada şahitlik yapıyoruz. Enteresan ve tamamen gördüğünüz gibi bir duyuru var burada. O duyuru dikkatimizi çekti. Pencerelerinizi açmayın. Hırsızlık var. Hırsız olabilir diyorlar. Polis sizin malınızı koruyabilir diyorlar. Evet, Komrat burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizinle sağ olun. Bir anlat, konuş bakalım bize. Komrat'ı anlat, Gagavuzları anlat. Hepsi işler yapacak. Hepsi ne işlersiniz? İşleriz, nafra yapıyoruz kiliseye. He. Kiliseye geliyorlar mı? Görüyorlar. Ne yaparsınız? İbadet mi yapıyoruz? He? İbadet yapıyor muyuz orada? Yıkmıcık yapıyoruz. Nerede uşaklar? Bilmem nerede. Kaç uşak vardı? 4. Adları neydi uşakların? Vladim, Dimitri, Natalim, Siroja. Peki uşaklara çağır bakayım, gelsinler yanına senin. Gelsinler ama gelmeler, istemeler. Ona uzakta. Nerede uzakta? Bilmem. Bıldır, ne işledin sen Bıldır? Ben işlemeyeyim, ben hastayım. Ne, rahatsızdın ne sen? Kafam acıyor. Kafan mı acıyor? Çok mu acıyor kafan? Evet. Ve gerçekten yaşlı insanlarımızla konuşuyoruz. Güzel bilgiler ve uşaklar, çocuklar yok diyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Ne işlersiniz? Ne yaparsınız buralarda? Mumcaz satıyoruz. Gençler geliyor mu buralara? Geliyorlar. Geliyorlar. Adın ne senin? Paraskeva. Nasıl? Peki, buralı mısınız? Yaşınız kaç? Hayır, burada. Burada doğdunuz. Hayırdır, ne satın aldınız? Gül reçeli. Şu çiçeği çok beğendim, Türkiye'ye götüreceğim. Türkçe mi anlaştınız? Evet. Ne dediniz bakalım? Bir bak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel kadın aldı da. Bakın ne kadar? 30 lira. 30 lira. Bak sana ne güzel, bal gibi ama güzel kokuyor. Bir küçük kaşık koyasın çay içine ya da koyasın. Gül reçeli satın aldınız öyle mi? Evet efendim. Ve Türkçe anlaştınız burada. Evet, tabii ki. Ha? Anlaştık, anlaştık. Çok güzel. Türkiye'ye geldin mi sen? Gittim tabii ki. Nereden ben bileceydim Türk dilini? Yeni kasaba, ay kamrat kamrat, yeni kasaba. Niçin senin kızların bakmıyorlar bana? Niçin kızların bakmıyorlar bana? Niçin senin kızların bakmıyorlar bana? Niçin senin bakmıyorlar bana? Hanımefendinin yaş günü kutlanmış, ziyafet çekmişler burada. Ve bize bir de Gagavuz türküsüyle eşlik ettiler. Mutlaka gel karaya gir dedi. Biz de girdik, kırmadık. Türkiye'den de gelen misafirlerimiz var. Gagavuzya'dayız, Komrat'tayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Yarım kiloya 1,5 kilo... Neyi anlatıyorsun? Söyle. Bak, yarım kilo
buna güle yarım kilo güle, 1,5 kilo şeker, 2 stakan da 2 bardak da su. O 2 bardak suyu kaynatma, yarım kilo şekeri içtiğine silece iyice karıştırıyorsun. Sonra dökeysin onu karıştırdık, pisle iyice karıştırıyorsun, dökeysin gülün üstüne. Kaynasın, o 10 dakika. Sündür. Soğudu, iyice soğudu. Sonra daha kaynadıysın, bir daha kaynadıysın da dağıdıysın ağzından. Güller her cep yumuşaksaydı, hazır. Bitkide sıkıyorsun yarım limon. Limonun suyunu, yarım limonun suyunu karıştırıyorsun içine. 1-2 dakika kaynadılar, o da biraz kaynadılar, tamam. Soğudu, yok. Taşlak kükü dolduruyorsun da sıkıyorsun. Ve gül reçeli oluyor. Gül reçeli. Hadi selametle kal. Türkçe yazıyor. Kebap kök nesnesi. Evet. Eşim buralı. Nereli buralı? Gagavuz. Gagavuz Kongaz'dan. Kongaz'dan. Kongaz. Şimdi evet. Geçerken siz Romanya'ya giderken oradan geçeceksiniz. Aslında ben oradan... Ankaralıyım. Siz burada mı duruyorsunuz? Yok hayır. Biz bu hafta tatile geldik. Bayram tatili. 250 bin gagavuz eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği topraklarında yaşamaktadır. Büyük bir kısmı ise Moldova güneyindeki Bucak yöresinde yaşamaktadır. Evet, fraktımız burada karşımıza çıktı Gagavuzya'da. Gagavuzya'nın önemli bir köyü Avdarma. Burada öğle yemeklerimizi yedik. Avdarma'da güzel bir tesis, fevkalade güzellik var. Evet, Gagavuzya'dayız. Moldova içerisinde özel bir Türk Cumhuriyeti. Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölge ve onlar adına kurulmuş Avdarma köyünde Gagavuz Türkleriyle ilgili bir müzeyi sizler adına ziyaret edip belgesel görüntüler çekeceğiz. Avdarma köyünde Gagavuzya ve Moldova'dayız. Bu kadın açamış lisele kapanarmışla Kapsa Numara Ivanovna. O toplamış bütün lisenin arşivlerini, bütün ne varmış da lisede toplamış. Onun adamı Kapsa'nın bir bolşevikmiş, töle bir hani çirkinmiş, vermiş kadın bütün köy içinde ağrına kaçarmış, vermiş. Öldüreceğim seni, ne çıkar anahtarlar nerede kitlesin demiş. Yok, öldüreceğim ama götürmeyeceğim. Daha için 88. yılda açıldı kilise, o hepsi arşivi bütününe veriyor kiliseye. Bu da hep karnet. Okul karnesi 38-39. Diploma. O zaman yazarmışlar. Hepsi cinler. Şimdi sadece oturmuşlar diye bu çünşmenin dolayında orada bir var bayır onun ardında. Açan 2013. yıldan onu yaptılar. O çünşmede remont yaptılar. Düzdüler orasını. Diye bu predmetler, bunlar hepsini orada buldular. Hem eski hem büyük moneta 1900. Çeyizler, genç kızların hayali her şeyi o çeyizler. Ve bir Gagavuz Müzesi'nde o çeyizleri de böyle gördük. Sandık, kilim, yastık ve tablo. Ve çeyizlerle beraber çok müthiş. Keşke bu öyle bir müzeden herkes ders ve örnek alsa da her kurum böyle bir müzesi olup kursa. Gagavuz Avdarma köyündeki müzedeyiz. Avdarma Köyü Müzesi'nde Gagavuz Türklerin yerlisi. Gördüğümüz gibi kilim dokunan, halı dokunan bir tezgah. Şöyle iş... Kız pındakta, çiğ sandıkta, kız doğduğuna çekediyle çiğizi hazırlama. Sandıkta hepsi cini, kız evlenincesine onlar hepsi hazırdılar. Yorganı da, palalar da, kilimle hepsi cini dokardı yelde. Ya bu düzeninde. Bu nedir? Bu düzen. Tezgah. Gagavuzca söyle, Gagavuz. Düzen. Gagavuzca düzen. Hepsici pedal yalan onların işlerle bu iple aralarda geçirerler. Başlık parası var mı sizde? Kızlar için başlık parası alırlar mı? Hayır, almıyorlar ama bizde şöyle gelini geldiği zaman damat almaya tabii
hutar parası, sınır parası veriyorlar. Sonra ne ona diyorlar, kızın, gelinin kız arkadaşları tabii yönünde duruyorlar. Önce onlara para verecekler, sonra çizgilerden gene para veriyorlar. Kız kundakta, çiğ sandıkta. Hanımefendi bize rehber oldu, bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ne söylersiniz? Sülerim, çok iyi günler size. Biz çok seviniriz size. Gelin başka kere de bütün yürekle sizi kutlayalım. Evet, biz de bu müzeyi herkesin gezip görmesini istiyoruz ve gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gagavuz köyleri, Ukrayna'daki Odessa ilinde, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da yer almaktadır. Moldova'da Gagavuz Cumhuriyeti dışında Kişinev'de 8000, Bender'de 1600 ve Diyesen Nehri'nin kuzey yakasında 3300, Balkanlar'daki Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20.000 Gagavuz yaşamaktadır. Merhaba, benim adım Rita. Ben Gagavuzka. Yaşıyorum Avdarma'da. Avdarma ober en benim dili, hem güzel köyü Gagavuzya'da. O benim vatanım, rodina. Gagavuzlar Ortodoks Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. Bizans yazılı kaynaklarında Oğuzlar 11. yüzyılda Tuna Nehri'ni geçip Balkanlardaki Makedonya, Paris, Tiryon, Yunanistan ve Bulgaristan'da yerleşen göçebe boyları olarak kaydedilmiştir. 11. yüzyılda Balkanlara göç eden Gagavuzlar Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmişler ve daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlardır. Ben Gagavuzkayım. Bunlar Gagavuzka değil mi? Evet, yok. Yok. Ya, kızım dayı çekitti okumayı Komrat'ta. Koleji 4 sene okudu. Orada öğrendi. Bilmiyordu. Bilmiyordu. Şimdi Türkçe konuşuyor. De hangi dili konuşuyorsun? Rus. Rus, Bulgar. Bulgaristan dili. Moldovanca konuşuyor musunuz? Moldovanca anlıyorum ama konuşamıyorum. Bulgarca biliyorsun. Biliyorum Bulgarca. Rus dilini. Tam bir dinler, milletler ve etnik yapılar mücadelesi var Batı Karadeniz bölgesinde, Tuna boylarında. Moldova, üç ayrı özerk bölge Moldova. Birçok milletten insanların yaşadığı Moldova. Bulunduğumuz burası Komrat Gagavuz Cumhuriyeti'nin başkentine yakın, çok yakın bir nokta. Burası Almanlar yerleşmiş buraya 1880'lerde ve Alman devleti Almanya desteğiyle bir Katolik kilisesi yapılmış bu köye hemen arkamızda. Burada Gagavuzlarla tanıştık. Almanlara, Bulgarlara, Bulgar köyü de var hemen yakın yerde. Bulgarlara gelin olarak gelmişler ve Gagavuzlar yavaş yavaş burada asimile oluyor. Sahip çıkmak gerekiyor Gagavuzlara, kültürlerini muhafaza edip onların kültürlerine, milliyetlerine, dillerine sahip çıkması için katkı sunmamız gerekiyor. Bir başka Devre Alem programında buluşmak üzere Moldova'dan, Gagavuz Cumhuriyeti'nin başkentinden ve Gagavuz Cumhuriyeti bölgesinden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Sevmek tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr